Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde iskan politikasını göreceğiz, devşirme politikasını göreceğiz, devşirme sistemini göreceğiz. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden kısaca bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki padişahlarından bahsedeceğiz. Yapmış oldukları faaliyetlerden bahsedeceğiz ve dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Geçelim iskan politikasının ne olduğuna ve amaçları ve kazanımları ne olduğuna kısaca değinelim. İskan politikası arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin ele geçirmiş olduğu topraklardan, yeni ele geçirmiş olduğu topraklardan arkadaşlar, Türkmenleri bu bölgeye gönderip bu bölgeye yerleştirmesidir. Yerleştirmesi, bu politikayı biz iskan politikası diyoruz. Yani Osmanlı Devleti ele geçirmiş olduğu topraklara Türkleri ne yapacak? Göç ettirecek, bu bölgeye yerleşmesini sağlayacak. Bu bölgenin nüfuzunu dengeleyecek. Bu bölgede arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkler değil de gayrimüslim tebaa yaşıyordu, gayrimüslim halklar yaşıyordu. O yüzden bu bölgedeki Türk nüfusun artırılmasıyla birlikte bu bölgenin kalıcı olması sağlanacak. Biz bunu işte arkadaşlar genel olarak iskan politikası diyoruz. İskan demek bir bölgeye bir insanı alıp yerleştirmek. Biz buna politikasını Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kuruluş döneminde uygulandığını söylüyoruz. İskan politikasının amaçları neler? Bir, fethedilen yerlerin devletin sınırları içerisinde sürekli kalmasını sağlayabilmek. Zaten biz bu bölgeye Türkleri yerleştirdiğimizde bu bölgedeki arkadaşlar Türk kültürünün yayılması, İslam kültürünün yayılmasıyla birlikte bu bölge yüzyıllar boyunca Osmanlı toprakları içerisinde kalacak. Yani bu bölgenin Osmanlı hakimiyetinde kalma süresi daha uzun hale gelecek. Yeni fetihlere zemin oluşturmak, bu yerlerdeki nüfuz dengesini arkadaşlar sağlamak, Balkanları Türkleştirmek. Bizim İslam politikasının amaçları kısaca arkadaşlar bunlardır. Geçelim kazanımlara. Fethedilen yerlerdeki verimli boş arazide Türklerin yerleşmesiyle ikilik biçilen tarlalar haline geldi. Arkadaşlar biz zaten bu bölgelere daha çok göçebe toplulukları yerleştiriyoruz. Göçebe Türkmenleri yerleştiriyoruz. Bunlar neyle uğraşıyorlar? Hayvancılıkla uğraşıyorlar, göçebe topluluklar. Ama biz bunları yeni ele geçirmiş olduğumuz topraklara yerleştirerek ne yapacağız? Bunları üretime destek olmalarını sağlayacağız. Bunları yerleşik yaşama geçireceğiz ve bölgenin üretimine katkı sağlamalarını sağlayacağız. Aynı zamanda bunların üretime destek olmasıyla birlikte toprakların daha verimli hale geldiğini, topraklarda üretimin daha da arttığını söyleyebiliriz. Bölgede yaşayan arkadaşlar yerli Hristiyan halk da Osmanlı idaresi altında düzenli ve adil bir yönetime kavuşmuştur. Issız ve terk edilmiş yerler, cami, medrese, zaviye, han, hamam gibi yapılarla donatılarak Türk şehirleri haline getirildi arkadaşlar. Aynı zamanda burada bayındırlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir diyor. Evet, Osmanlı Devleti'nin fethedilen yerlerin yüzyıllar boyunca elinde tutabilmesinin başlıca arkadaşlar sebebi iskan politikasıdır. Neden? Artık o bölgeyi biz Türkleştiriyoruz. O bölgeyi Türkleri yerleştirerek oradaki Türk kültürünü yaymaya başlıyoruz. Bu bölgenin Türk kültürüyle artık yoğrulmasıyla birlikte arkadaşlar bizi ana vatan toprağımız olarak da adlandırabiliriz. Yani bu bölgeyi artık biz kendi toprağımız haline getirmiş oluyoruz. Evet, Osmanlı Devleti iskan politikasıyla arkadaşlar hangilerini amaçlamıştır diye bir sorumuz var. 1. Fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirme ve bu bölgelerde kalıcı hakimiyet kurma. 2. Boş arazileri tanıma açarak üretimi arttırma. 3. Fethi yapan orduya destek sağlama. Arkadaşlar, fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirmesinden en önemli, yani bölgede kalıcı olabilmek en önemli amaçlarımızdan bir tanesidir. O yüzden birinci ölçüyü alıyoruz. Boş arazileri tarıma açarak üretimi arttırma. Arkadaşlar biz bu bölgeye Türkleri yerleştirerek ne yapacağız? Tarımsal üretime destek sağlamalarını sağlayacağız. Bu da tarımsal üretimi arttırmaya yönelik politikalardan bir tanesidir. Fethi yapan orduya destek sağlama arkadaşlar. Üçü de alıyoruz. Neden alacağız? Çünkü biz bu bölgeyi ele geçirerek bir sonraki ele geçireceğimiz bölge için tampon bir bölge oluşturuyoruz. Yani kendimizi o bölgede kalıcı hale getiriyoruz. Ve bu bölgenin arkadaşlar daha sonraki ele geçireceğimiz topraklarda bu bölgeden orduya destek sağlayacağız. Yani cevabımız 1-2-3 değişikliği olacak. Evet, devam edelim arkadaşlar. Soru 2. Osmanlı Devleti giderek güç kaybeden Bizans sınırında kurulmuştu. Bu nedenle diğer Türk belirtileri gibi sınırlarını geliştirmek için Türk topraklarına saldırmak zorunda kalmıyordu. Bizans'ın yaptığı savaşlar gaza niteliğinde olduğu için Türk boyları da Osmanlılara destek veriyorlardı arkadaşlar. Buna dikkat. Evet, paragrafta anlatılan bu durum Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisini göstermektedir diyor sorumuzda. Bakalım A şıkkına bakalım. Sınırlarını genişletmesinde coğrafi konumunun bir avantaj oluşturduğunu. B şıkkına bakalım.
Anadolu'da kendisine karşı güçlü birliklerin olmadığını. C şıkkına bakalım. Fetihlerini Bizans döneminde gerçekleştiremediklerini. D şıkkında ise Balkanlarda kolayca kalıcı egemenlik kurabildiğini. Arkadaşlar burada bize soru kökünde anlatılan konu Bizans sınırında kurulduğu için, Osmanlı Beyliği Bizans sınırında kurulduğu için diğer beylikler Osmanlı'ya saldırmak yerine Osmanlı'yla ittifak olarak Osmanlı'nın yapmış olduğu bu faaliyetlere destek olurlardı. Bu da Osmanlı Devleti'nin sınırını genişletmesinde coğrafi konumunun yani Bizans sınırında olmasının bir avantaj oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Evet sorumuz, üçüncü sorumuz, Balkanlarda güçlü bir devletin olmamasından yararlanan Osmanlı orduları kısa sürede Doğu Trakya'nın tamamını fethetti. Bizans'ın elinden Edirne'yi aldıktan sonra devlet merkezini Bursa'da Edirne'ye taşımışlardır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti ile ilgili olarak Balkanlarda egemenleri kalıcı hale getirmeye başladı. Balkanlardaki hakimiyetimizi nasıl kalıcı hale getirmeye çalıştılar arkadaşlar? Bizans'ın elinden Edirne'yi aldıktan sonra başkenti Bursa'da Edirne'ye taşıyoruz. Bu da Balkanlar üzerinde yapacağımız seferlerde, Balkanlar üzerindeki yapacağımız faaliyetlerde Edirne'nin başkentte bulması demek arkadaşlar, Balkanlar yönünde genişlemenin hedef alındığını gösteriyor diyebiliriz. Evet, o yüzden arkadaşlar birinci öncülüğü alıyoruz. İkiye bakalım, sınırları Balkanlar yönünde genişletmeyi hedefledi arkadaşlar. Yine Edirne'yi başkent yapmasından bu sonucu çıkartabiliriz. Bizans'ın tarih sahnesinden silinmesini sağladı arkadaşlar. Biz bunu 3. öncülük devletten bir paragraftan çıkartamıyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, Osmanlı arkadaşlar toplumsal yapıya geçelim. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının geliştirilmesinde ve fetihlerin gerçekleşmesinde güçlü ekonomisinin ve toplumsal yapısının katkısı büyüktür. Şimdi güçlü bir ekonomiden bahsediyoruz. Ailenin desteği alınırdık. Birçok ticari merkezin, Bursa gibi, İzmit gibi birçok arkadaşlar ticari merkezin ele geçirmesiyle birlikte, Balkanlardaki belirli arazilerin ele geçirmesiyle birlikte güçlü bir ekonomi kuruldu. Bu güçlü bir ekonominin yanında arkadaşlar toplumsal yapısının katkısı da büyüktür diyoruz. Şimdi Osmanlı toplum yapısı nasıl? Osmanlı toplum yapısı arkadaşlar iki ayrıdır. Bir, yönetenler. İki, yönetilenler. Yönetenler padişah, devlet adamları gibi yöneticilerdir. Yönetilenler biz ise bu yönetici ve askeri sınıf dışında kalan kesime riaya diyoruz. Riaya yani halktır arkadaşlar. Riaya halk demektir. Yönetenlerin dışında kalan tüm kesimi biz riaya diyoruz. Evet, kasaba şehirlerde oturan arkadaşlar riaya ticaret uğraşır. Daha çok köylerde yaşayan arkadaşlar, köyler ve konak göçerlerde ise tarım ve daha çok hayvancılık gerçekleştirilir. Unutmayalım, büyük şehirlerde arkadaşlar biz ticaret yapıldığını söylüyoruz. Daha çok taşrada ise tarım ve hayvancılık yapıldığını söylüyoruz. Evet, aile teşkilatından bahsedeceğiz arkadaşlar. Aile teşkilatının sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik destek Osmanlı Devleti'nin büyük bir siyasi güç olmasında etkili oldu. Çünkü aile ticarette uğraşan esnaf bir topluluktan bahsediyoruz. Bu topluluğun da Osmanlı Devleti'ni desteklemesiyle birlikte Osmanlı Devleti büyük bir ekonomik güç haline gelmiştir. Osmanlılar kuruluştan itibaren doğru toprak politikalarının uygulanması, tarım sektörünün sürekli canlı tutulmasını sağladı. İskan politikası sayesinde arkadaşlar üretim sürekli hale getirildi. Bunu mutlaka söyleyeceğiz. Çünkü İskan politikasıyla birlikte tarımsal arazilerin sürekli işlenmesi ve bu bölgelerin boş bırakılmaması sağlandı. Bu da üretimi sürekli hale getiren ve Osmanlı ekonomisine yarar sağlayan önemli faaliyetlerden, politikalardan bir tanesi diyoruz. Osmanlı fetihlerle birlikte ticaret yollarının denetimlerine geçerek ülkede ekonominin canlanmasını sağlamıştır. Yine arkadaşlar ticaret yolları üzerindeki Türkmenlerden ve pazarlardan aldığı vergiler de önemli ekonomik kaynakların arasındadır diyoruz arkadaşlar. Evet, Osmanlı ekonomisi tarım, hayvancılık, üretim ve ticaretten oluşmakta arkadaşlar. Şimdi bakalım, tarım en önemli ekonomik faaliyetti. Neden? Çünkü büyük şehirler dışarısında kalan tüm taşrada arkadaşlar biz tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiğini söylüyoruz. Yani Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda verimli arazilere geçirmek isteyen, daha çok tarımla ekonomisini canlı tutmaya çalışan bir devletti. Tabii ki bunun yanında hayvancılık, üretim ve ticaret de var ama
en önemli ekonomik faaliyet arkadaşlar tarımdır. Ekilebilir arazinin büyük bir bölümü devlete aitti arkadaşlar. Unutmayalım, bu araziler devlete aitti. Bu araziler nereye sağlandı arkadaşlar? Tımarlı sipah sayesinde işlenmesi ve bu bölgelerde işlenen toprakların gelirlerini vergi karşılığında toplanması arkadaşlar sağlayan kişi tımarlı sipahiydi. Unutmayalım bunu. Evet, bahçede yetiştirilen tarım ürünleri arkadaşlar buğday, arpa ve pirinçtir. Geçelim hayvancılığa. Daha çok konar göçer halk tarafından arkadaşlar unutmayalım bunu. Konar göçer halk tarafından yapılmakta. Koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar beslenmekteydi. Yine arkadaşlar hayvancılık sayesinde et, süt, yün, deri gibi insanların bahçeye ihtiyaçları karşılanmaktaydı. Arkadaşlar unutmayalım, hayvancılık konar göçer, Osmanlı toplumu içerisinde konar göçer halk tarafından yapılan ekonomik faaliyettir. Üretim ve ticaret. Arkadaşlar üretim ve ticaret daha çok arkadaşlar şehirlerde, Osmanlı Devleti'nin şehirlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerdir. Unutmayalım. Şehirlerdeki başlıca ekonomik faaliyet üretim ve ticarettir. Üretim lonca adı verilen esnaf teşkilatının elindeydi. Bunu biz Anadolu Selçuklu Devleti'nde, yani Türkiye Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar ahi teşkilatı olarak söylemiştik. Osmanlı arkadaşlar bu teşkilatın adı lonca teşkilatıdır. Günümüzde ise esnaf ve zanaatkarlar odası başkanlığı olarak söyleyebiliriz. Dokuma, halıcılık, dericilik ve maden işletmeciliği gelişmiştir. Bursa ve Edirne gibi önemli ticaret merkezlerine sahip olmasıyla ekonomik anlamda bir güç ortaya koyuldu. Devletin önemli gelir kaynaklarından biri de dış ticaretten alınan gümrük vergileri arkadaşlar. Unutmadan devlet topraklarını genişlettikçe farklı devletlerle sınır komşusu olacak ve bu bölgelerde ticaretin gelişmesi için birçok kervansaray, birçok arkadaşlar merkez haline getirecek. Yani bu ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için birçok yapılar ortaya koyacak. Bu da arkadaşlar dış ticaretten alınan vergilerin alınmasını, çoğaltılmasını sağlayacak. Devlet ticaretin gelişmesi için çok sayıda arkadaşlar kervansaray yaparak tüccarlara hizmetini sundu ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır diyoruz. Evet, Osmanlı Devleti'nde askeri yapıya geçelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin sınırının gelişmesinde askeri teşkilatı en önemli rol oynayacak arkadaşlar. Biz ilk olarak Osman Bey döneminde arkadaşlar daha çok gönüllü askerlerin fetihlerde bulunduğunu söylüyoruz. Ama daha sonra toprakların gelişmesiyle birlikte, yeni fetihlerin ortaya çıkmasıyla birlikte aynı zamanda ele geçirmiş olduğumuz toprakları korumak amacıyla düzenli bir orduya ihtiyaç duyduk. İşte bu düzenli orduya ilk olarak geçtiğimiz bizim arkadaşlar dönemimiz Orhan Bey dönemidir. Orhan Bey döneminde, Orhan Gazi döneminde arkadaşlar yaya ve müseller, yaya ve müseller adıyla arkadaşlar bizim ilk düzenli ordumuz kurulacak. Bu ordu arkadaşlar bizim kurmuş olduğumuz, Osmanlı tarihinde kurmuş olduğumuz ilk düzenli ordu. Fakat fetihlerin sürekli ve toprakların güvenliği için daha çok askere ihtiyaç vardı. Bu yaya ve müseller ordusu da bütün ihtiyaçları karşılayamadı. Bunun için ne olacak arkadaşlar? 1. Murat döneminde biz kapı kulu ocağını kuracağız. Devşirme sistemini ortaya koyacağız. Ve ordunun asker sayısını arttırmaya yönelik birçok politika ortaya koyacağız. Şimdi bakalım Osmanlı ordusunun yapısı nasıl? Arkadaşlar Osmanlı ordusunu biz iki ana başlığa alıyoruz. Kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Deniz kuvvetlerine bakalım. Deniz kuvvetlerinden ben bitirelim. Karasi Beyliği'nin Osmanlı Beyliği'ne katılmasıyla birlikte arkadaşlar bizim ilk donanmamız oluşturulacak. Karasi Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Aynı zamanda kurulmuş olduğu coğrafyada Çanakkale, Balıkesir bölgesinde kurulduğu için arkadaşlar daha çok deniz ticaretine uğraşan, denizcilik alanında bir deniz gücüne donanmaya sahip olan bir beyliğimizdi. Bu beyliğin Osmanlı Beyliği'ne katılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti bir donanmaya sahip olacak. Daha sonra arkadaşlar Aydın, Saruhan, Menteşe ve Canberoğlu gibi denizci beyliklerin alınmasıyla donanma daha da güçlendirildi. Bu donanmada arkadaşlar bizim en zirve dönemimiz yaşadığımız dönem Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Biz burada arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte ilk kaptan deryamız Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte artık Osmanlı donanmasının en güçlü döneminde yaşandığını söylüyoruz. Peki bu donanmadaki askerler ne deniyor arkadaşlar? Levent adı veriliyor. Aynı zamanda Levent ya da Kalyoncu denildi arkadaşlar. Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nde biz daha çok Levent ya da Kalyoncu diyoruz. Geçelim Kara Kuvvetleri'ne.
Kara kuvvetleri de arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Birincisi kapı kulu askerleri, ikincisi eyalet askerleri olmak üzere ikiye ayrılmış söylüyoruz. Kapı kulu askerleri arkadaşlar 1. Murat döneminde ortaya çıkartılmış. 1. Murat döneminde devşirme sistemiyle birlikte ortaya çıkartılmış. Eyalet askerleri ise tımar sistemiyle birlikte arkadaşlar Anadolu'da tımarlı sipahilerin elde etmiş oldukları gelir karşılığında beslediği askerlerden oluşmaktadır. Eyalet askerleri arkadaşlar tımar sistemi yetiştirilirler. Aynı zamanda bunlar arkadaşlar azaklar, akıncılar ve tımarlı sipahiler olmak üzere daha çok atlı birliklerdir. Ve arkadaşlar bu eyalet askerleri savaş zamanında orduya katılırlar. Barış zamanında ise tımarlı sipahilerin emrinde bulundukları bölgenin güvenliğini sağlarlar. Evet, sorumlu oldukları bölgenin güvenliğini sağlar ve aynı zamanda vergileri toplarlardı diyoruz. Geçelim kapı kulu askerlerine. Kapı kulu askerleri arkadaşlar dedik 1. Murat döneminde kuruldu. Devşirme sistemiyle yetiştirilirlerdi. Arkadaşlar bunlar 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş almaktaydılar. Merkezde yani İstanbul, daha sonra arkadaşlar 1. Murat döneminde Edirne, daha sonra arkadaşlar başkent İstanbul olmak üzere başkentlerde yaşanıyor diyoruz. Bu arkadaşlar kapı kulu ocağının en önemli gücü Yeniçeri ocağıdır. Kapı kulu askerlerinin en önemli gücü Yeniçeri ocağıdır. Aynı zamanda acemi olanlar ocağı, cebeci ocağı, topçu ocağı, lağımcılar, humbaracılar, kapı kulu süvarileri gibi birlikler mevcuttur. Eyalet askerleri ise akıncılar, azaplar ve tımarlı sipahiler gibi arkadaşlar birlikler eyalet askerlerinin içerisinde bulunmaktadır. Osmanlı ordusunun arkadaşlar genel olarak yapısı bu şekildedir. Dikkat edelim, tekrar ediyorum. Kapı kulu askerleri devşirme sisteminden, yani Osmanlı Devleti'nin ele geçirmiş olduğu topraklarda yaşayan gayrimüslim ailelerden çocuklar alınırdı küçük yaşta. Daha sonra bir Türk aileye verilirdi. Burada İslam ve Türk kültürünü öğrenirlerdi. Ve arkadaşlar kapı kulu ocağında, bu kapı kulu askerlerin içerisinde arkadaşlar acemi olanlar ocağına başlarlardı. Acemi olanlar ocağında genel bir eğitim alırlardı. Burada güçlü olanlar, fiziki olarak yeterli olanlar ya orduya katılırlar ya da zeki olanlar, daha çok arkadaşlar fizik özellikleri değil de daha çok aklıyla ön plana çıkanlar ise daha sonra kurulacak olan Enderun Mektebi'ne gönderilir. Burada eğitim alırlar ve devletin en önemli devlet alanları haline gelirler. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Kapı kulu askerlerin en kalabalık grubu arkadaşlar, en önemli grubu Yeniçeri ocağıdır. Bunlar yabancı yani gayrimüslim ailelerden alınan, devşirme edilen insanlardı, çocuklardı arkadaşlar. Bunlar padişaha sıkıya bağlılardı. Aynı zamanda ulufe adı verilen 3 ayda bir alınan bir maaş almaktaydılar. Eyalet askerleri ise tımar sistemiyle yetiştirilen tımar sipahilerin arkadaşlar savaş zamanında gelirleri kadar beslemiş oldukları askerlerle birlikte orduya katılmasıyla ortaya çıkan askeri gruptur arkadaşlar eyalet askerleri. Evet, Osmanlı ordu yapısıyla birlikte arkadaşlar dersimizi sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.